Merhaba arkadaşlar, bu videomda size ekranda gördüğünüz bu logo örneğini nasıl çizebilirsiniz onu göstereceğim. Burada altıgen çizeceğim. Şöyle Ctrl Shift ile bir altıgen çiziyorum. Onu şu şekilde şöyle hizalıyorum. Şöyle şu şekilde. Daha sonra köşelerini yuvarlayacağım. Şuradaki rounded bölümünden ...150 diye ayarlıyorum. Şimdi başka bir renkte bir daire çizeceğim. Her ikisini de şöyle hizalıyorum. Daha sonra şuradaki görünüm bölümünde rehberler bölümünü açıyorum. Şöyle işaretlendi. Daha sonra şuradan rehber çizgileri getireceğim. Snap açılı olması gerekiyor. Pardon. Şöyle. Şöyle merkeze rehber çizgileri ayarladım. Buradaki bu tuşla şimdi şuradan tıklayıp şöyle şuraya doğru bir eğri çizeceğim. Bunun ölçüsünü biraz büyütmek gerekiyor. Milimetre değil, piksel olacak. Ve 2 piksel yuvarlak olacak uçları. Şimdi onu biraz şöyle bir ayarlamam gerekiyor. Şuraya gideyim. Şöyle. Şu eğriyi biraz daha şöyle alırsam daha iyi olacak. Şurasını da hafif bir düzelteceğim. Daha sonra biraz daha ince ayar gerekiyor. Şu noktayı hafifçe şöyle aşağıya indirip bırakıyorum. Şurada yine bir bozulma var. Onu da düzelteyim. Şöyle. Tamam. Şimdi burada bunu bir kez daha tıkladığımda ortada şu artı tuşu çıkıyor. Bunu şuradaki merkeze getirip bırakıyorum. Sonra bunun kopyasını alıyorum ve bir kez daha tıklayıp şöyle döndürüyorum. Bir tane daha kopya alıyorum. Onu da yine şöyle döndürüyorum. Rehberler bölümünü kapatıyorum. Daha sonra şu iki objeyi seçip yol, nesneden yola ve tekrar yol, park diyorum. Orta kısmın açılmasını sağladım. Şu üç çizgiyi Shift ile seçiyorum.
Bunlar çizgi olduğu için yol, çizgiden yola diyorum. Onları vektörel hale getirdim. Tekrar yol, birleşim diyorum. Üçünü de birleştirmiş oldum. Şimdi alttaki objeyle birlikte seçip yol, park diyorum. Şu şekilde o beyaz alanları kesmiş oldum. Ama birbirinden ayrı değil şu anda. Tekrar nesneyi seçiyorum ve yol bölümünden kopar diyorum. Bunu 3 farklı parçaya ayırdım. Şimdi buna bir renk geçişi vereceğim. Şöyle. Buna da yine bir renk geçişi vereceğim. Şöyle yapalım. Bunu da şöyle bir renk yapalım. Biraz koyusu olsun. Evet. Şöyle ona da bir renk geçişi verelim. Bu şekilde logomuzu hazırlamış olduk. Şimdi bu nesnelerin hepsini seçiyorum, bu parçaları ve kenarlık rengi veriyorum. Kenarlık rengimiz beyaz olsun. Çizgi stilimiz 2 pikselmiş. Bunu biraz arttıralım. 4 yapalım. Şöyle. Şimdi buna bir logomuzun altına bir gölge çizelim. Kenar gölge olmasın. Şöyle. Önce şu diğerlerini bir gruplayayım. Bunu da en alta alıyorum. Şöyle hizalıyorum. Bu şekilde basit bir logo çizimini göstermek istedim. Yorumlarınızı videonun altına bırakmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.